اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما واخلاصا ونورا والحقنا بالصالحين امين يا معين Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'una bima allemtena. Amin. Bi hurmeti seyyidil musselin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cenab-ı cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Allahü Teala Celle Celaluhu evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, genlerimizi çok hayırlı eylesin. Onlardan dünyada da ahirette de gülmeyi nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu evlatlarımızın, neslimizin, zürriyetimizin, damatlarımızın, gelinlerimizin imandan, Kur'an'dan, camiden, cemaatten kendi yolundan ayrılmadan güzel bir şekilde yürüyüp inşallah peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le hep beraber cemalini seyreden cennette bulunan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Aziz dinleyenlerim, malumunuz ola ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim hayatımıza hem inşa olarak bütün örnekliğiyle, önderliğiyle, liderliğiyle, yol gösterici rehberliğiyle beraber bir program yükledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan, izinden giden kimseler dünyada da kazandı, ahirette de kazanacaktır. Dolayısıyla şu hadis sohbetlerini dinliyoruz ya, inşallah bunların bereketiyle hem Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin o yol haritasını berabercesinle takip edip, onunla cennette de buluşmayı Rabbim nasip eylesin. Kolay değil. Yani bu yol hakikaten 2021. efendim e, yılımızı yaşıyoruz miladi olarak ve Hicri olarak da 1443'ü yaşıyoruz. Bu kadar seneden beri dünya neler gördü? Ve öncesi var bunun tabii ki. Milattan öncesinde, Hicret'ten öncesinde On binlerce yıl efendim dünya ayakta kaldı. Kim bilir nasıl olaylarla karşı karşıya kaldı. Biz bunların sadece bir bölümünü yaşıyoruz. Buna rağmen bazen böyle tıkanıyoruz. Ama biliyorsunuz en güzel tarafımız nedir? Bizim Rabbimiz var. Dayandığımız, güvendiğimiz bir adres var. Elhamdülillah. Tevekkül ediyoruz. Rabbimize sığınıyoruz. Allah Tecelli Celaluhu kapıları açıyor bize. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden dersimizi yapmaya çalışalım. İstifade edelim. Rabbim istifade edenlerden etsin. Ve bu hadislerle beraber hem hayatımızı şekillendirmeyi hem de insanlarda kardeşim yani yaptığın doğru değil. Bak Peygamberimiz aleyh aleyhisselatü ve vesselam şöyle buyuruyor diye Onlara da ikaz etme noktasında iyi bir e, insanlara din noktasında yol açıcı olan o güzel e, listeye katılmaya çalışalım inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki la yuldagul mu'minu min juhrin vahidin merreten. Arapçası bu. Türkçesine gelelim. Yani bizim anlamamız gereken Türkçesiyle bu hadis-i şeriften ne buyurulmuş? Sevgililer sevgilisi, önderimiz, liderimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bize mümin bir delikten iki kere sokulmaz veya ısırılmaz diyelim daha farklı bir tabirle. Yani mümin bir delikten İki sefa, iki sefer, iki defa sokulmaz. E şimdi bu hadis şerif o kadar büyük bir şekilde bize öğretilerde bulunuyor ki, anlatımlarda bulunuyor. Bunu hem sosyal hayatta kullanacağız, hem ticari hayatta kullanacağız, hem siyasi hayatta kullanacağız. Yani bir Müslüman bakacak bir sefer bir yerden ısırıldı, bir yerden yanlış bir tokat yedi. Bir daha efendim o adrese gidemez. Akıllı bir mümin yapamaz bunu. Onun için bir insan bu hadis-i şerife göre bir yere borç verdi. Örneğin o borcu vaktinde ödemeyen kimse bir daha borç istemeye geldiğinde kusura bakma kardeşim. Geçenlerde yanlış yaptın ve param olsa da sana vermeyeceğim. Sen bu hatanla beraber bir sefer bu e, yanlışı yaptıktan sonra kesinlikle bendeki güvenini kaybettin. Aynısını bir daha ver. Adam yine senin üzerine gelecek. Olmaz. Bir mümin için, akıllı bir mümin için doğru değil bu. Efendim, yine bakıyorsunuz çocuklarınız size efendim bir bakıyorsunuz ki bir yanlış yaptı. Sözlerinde bir yanlış, davranışlarında bir yanlış. Onu bir seferini affedersiniz ama ikincisinde affetmeyin. Niye? Çünkü size bunun faturasını çok ağır ödetecek. Dolayısıyla çocuklarımızla iletişimde bir sınırımızın olması lazım. Çocuk da bilecek. Babam gerçekten ciddi bir insan ve takip ediyor beni. Böyle çekinecek, korkacak. Babalar, anneler kesinlikle çocuklarımızın veli toplantılarına gitmemiz lazım veli toplantılarına gitmemiz lazım. Çocuklarımız ne yapıyor okulda? Bunları öğrenmemiz lazım. Rehberlik hocalarıyla görüşmemiz lazım. Biz çocuğumuzu sadece bir servise efendim paramızı paramızı vermişiz. Efendim yemeğini ondan sonra okula yatırmışız. Gitsin gelsin. Sonrası başarılı çocukların velileri bakıyorsunuz anne baba. Yani sınıfta toplantı olduğu zaman oturulacak yer bulunamıyor. Yani full bir tane çocuğun velisi gelmemezlik yapmıyor. Ama öbür türlü olan yerlerde bakıyorsunuz velilerin sınıfta örnek olarak söylüyorum yaşadığım için bunlara 40 tane öğrenci varsa 6 tane veli geliyor, 34 tane veli gelmiyor. İşin başında kaybetmişiz. Niye? Anne baba çocuğuyla ilgilenmezse, o çocuk derslere sarılır mı? O çocuk efendim kendini biraz daha sorumlu hisseder mi? Bunlara dikkate alacağız. Mümin, mümin iki sefer aynı delikten ısırılmaz. Çocuğumuza da efendim bu noktada dikkatli olacağız. Siyasilere de dikkat edeceğiz. Efendim ve şu andaki pozisyonumuzu korumak için Türkiye'mizdeki elhamdülillah hem Müslümanlar olarak hem kalkınma olarak dünyayı efendim lider olma konumuna gelmiş olan bir Türkiye'mizi Rabbim kazalardan, belalardan, depremlerden, afatlardan ve içeride dışarıda olan düşmanlardan muhafaza eylesin. O efendim kötü düşünceli, hain dışarıya dilekçeler vermek suretiyle bizi ihbar eden kimseler mi bizi efendim e, yönetecekler. Rabbim muhafaza eylesin göstermesin onları. Olabilir. Dolar efendim çıkmış olabilir. Ee, 14 liralara efendim veyahut da euro 15-16 liralara çıkmış olabilir. Hiç önemli değil. Bunlar efendim geriye ge gelecek. Ama Allah korusun bizim vatanımızın yerini efendim dolduracak bir şey bulamayız. Doların yerini bir şeyler doldurur ama vatanın yerini bir şey doldurmaz. Bu ezanlarımızın, Kur'anlarımızın yerini bir şey doldurmaz. Hepimiz yaşamadık mı? ülkelerinden çıkarıldıktan sonrasında nasıl efendim bir yer arıyorlar, onların önlerine çıkarak insanlar nasıl çelme takıyorlar, o botlarda belki 30 kişi gidecek yerde efendim 150 kişi bindirmek suretiyle denizlerde boğulmasına terk ediliyorlar. Rabbim onlar bize yaşatmasın Allah'ım ya Rabbi Celle Celalim. Vatanımızın da kıymetini Rabbim bildi, bilmemizi nasip etsin. Camimizin, ezanımızın, bayrağımızın kıymetini Rabbim bilmeyi nasip eylesin. Çocuklarımızla bunları konuşalım. O Z kuşağı denilen hani bir şımarık kuşaktan bahsediyor ya. Bizim efendim böyle bir Z kuşağımız olmayacak. Bizim efendim İslami olan bir kuşağımız olacak. Bizim insani bir kuşağımız olacak. Bizim teknofest kuşağımız olacak inşallah. Öyle bir gençliğimiz olacak. Türkiye'yi kalkındırmak için coşkulu bir şekilde efendim hayata atılacak. Yani lay lay lom diye tabir edilir ya biraz argo tabirle. Böyle efendim internet başından kalkmayan hatta anasını babasını efendim hiç 25 yaşına gelmiş hala üzen, iş bulmak için çalışmayan ondan sonra e, hazır her şeyi bekleyen bir kuşak. Ben ne yapacağım öyle, öyle bir kuşa? Sadece sırtında karmur gibi duruyor. Seni asalak gibi bitirmeye çalışıyor. Rabbim bunlara da akıl fikri versin, bunlara da uyandırsın. Dua ederiz tabi. Ama gerçekten gençliğimizin üzerine çalışmamız lazım. En büyük efendim insanın serveti hayırlı bir evladıdır, hayırlı bir geleceğidir. Geçin yani daireden, arabadan, efendim işte fabrikadan, arsadan hepsini geçin, geçin. Dolardan, eurodan geçin. Çünkü neden? En büyük, en büyük yatırım. Hiçbir tanesini ahirete götüremiyorsunuz ama evladınız hayırlı olursa, beş vakit namazını kılarsa, size bir Fatiha okuyabilecek durum varsa, hayırlı bir insan, çevresine hayırlı, Allah senin anandan babandan da razı olsun, sen ne hayırlı yetiştirmiş diye böyle bir dua alabiliyorsak, olayı kurtardık demektir. Elhamdülillah. Onun için ne yapalım edelim? Tekrar ifade ediyorum. Sizinle bunu paylaşıyorum. Yanlış anlamayın lütfen. Benim de efendim beş tane çocuğum var. Efendim onların gece gündüz adeta çok hayırlı olmaları için dualarımı da efendim esirgemiyorum. Ama sizler de aynısını böyle yapıyorsunuz. Dolayısıyla lütfen çocuklarımız çocuklarımız her şeyimiz bir tarafa çocuklarımız bir tarafa çocuklarımızla yakından ilgileneceğiz. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh diyor ki ben diyor 10 yaşında hafızlığımı bitirdim. Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Ama çocuğum diyor tabii. Sabah erken diyor kalkarım diyor. Hava soğuk olduğunda annem diyor suyumu ısıtır, abdestimi aldırtır. Ondan sonra beni götürür medreseye, okula bırakacak efendim. Yolda karanlıktır. Ne olur ne olmaz diye gelir. O zamanlar böyle araba falan da yok. Yürüye yürüme mesafesinde anne geliyor, çocuğun yerine teslim ediyor, tekrar dönüyor. Bunlar hepsi bir ibadettir. O adımlar hep ibadete sayılır. Yani çocuklarımızı daha bu sabah efendim 2 Aralık'tayız Perşembe günü sabahleyin dersten geliyorum. Baktım çocukcağız işte efendim daha bire gidiyor. Anne bırakmış baba bırakmış. O bir servise kendi kendine onlar tabii sıcak yakıtağından falan kalkamıyorlar belki. Halbuki servise efendim tuttum parasını verdim yeterli değil ne kadar gideceksin, çocuğunla ilgileneceksin, o çocuk efendim seninle bütünleşecek ve hayata pozitif olarak böyle efendim e, her türlü yönüyle e, sıcacık efendim bir ortamda seninle bunları yakalayacak. Sevgiyle yakalayacak. Bazı anneler var, çalışıyorlar. Ondan sonra çocuğa bir bakıcı tutuyorlar. Bir bakıyorsunuz anneye anne efendim e çocuğuma bakıcı tuttum deyip de kenarda efendim yazlarını yazıyor. Kendini görüşte işlerini görmeye çalışıyor. Bakıcı, bakıcı, bakıcı. Çocuk en son diyor ki anne diyor bakıcımı senden daha fazla seviyorum diyor. Bakıcımı senden daha çok seviyorum diyor. Evet, çok konuşulacak bununla ilgili şeyler var ama tekrar söylüyorum. Çocuklarımızın çantalarını efendim tek tek açalım içerisinde bir şey var mı? Sizin vermediğiniz bir silgi, bir kalem, tıraş, bir kalem, bir defter. Evladım bu nereden geldi? Arkadaşımın sakın bir daha görmeyeceğim. Sakın böyle bir şey yapmayacaksın. Ben efendim alamadım mı sana ki sen arkadaşının kalemini kullanıyorsun, kalem tıraşını, silgisini, neyse defterini, kitabını falan diye böyle bir iletişim içerisine gireceğiz. Neler koruyorlar yani şu anda çocuklarının çantalarına efendim Eskilerden büyüklerimiz ikaz ederlerdi çocukları. Derlerdi ki bak evladım bir yere gideceksin. İşte neymiş? Arkadaşımın doğum günü farklı partisi var. Evlerine gidiyorsunuz. Ondan sonra aman babanın, annenin izni olmadan bir yere gitme. Haber vermeden gitme. Çünkü gideceğin yerde farkında olmadın sen. Bir bakarsın o içeceğin kolanın içerisine, içeceğin fantanın içerisine, gazozun içerisine bir hap atarlar. Ondan sonrasında sen kendinden geçersin. Allah korusun yani. Fotoğraflar da çekilir. Onlar da şantaj olur, kullanılır. Neler başımıza geliyor? Ya Rabbi muhafaza eyle. Evlatlarımızın ismi, zürriyetimizi. Hep muhafaza eyle ya Rabbi. Hep hayırlı insanlarla karşılaştır ya Rabbim. Amin. Hayırlı damatlar nasip eyle. Hayırlı gelinler nasip eyle ya Rabbim. Amin. Geçiyorum bu hadis-i şerifi. Yine sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki اِتَّكُوا فِرَاسَتَ mümin فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ Yani müminin firasetinden sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Müminin firaseti, müminin efendim olaylara değer vermesi, müminin olaylarla olan irtibatı neyledir? Allah'ın nuruyla. Allah'ın nuru ne? Kur'an-ı Kerim, İslam, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim böyle bir bakış açımız olması lazım. Allah Celle bunu kabul eder mi? Razı olur mu? O zaman yapayım. Allah razı olmaz. Bitti. Kenara. Çiz orayı. Gitsin. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bugün olsaydı bunu yapar mıydı? Razı olur muydu? Evet ona göre iletişim kuruyoruz. Yoksa çiziyoruz kenara. Yani böyle bir bakış açısıyla beraber yakınlaştığımız zaman efendim olaylar kendiliğinden zaten çözülüyor. Hem size çözülüyor, hem topluma çözülüyor, hem de ailemize çözülüyor. Lütfen bu bakış açısını yakaladığımız zaman olayı kurtardık demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bu hadis-i şerifin üzerine şu ayeti de okudu. Hicr suresinin 75. ayeti. Hicr suresi 75. Sallallahu aleyhi İnne fi zalika la ayatin Yani elbette bunda feraset sahipleri için ibretler vardır. Yani sizin olaylara bakış açınızda hep ibret olması lazım. Ben buradan ne alacağım ders olarak? Görüyorsunuz. Yani Allah Celle Celaluhu bize neler yaşatıyor? İstanbullular olarak, Türkiyeli olarak bugün de ileride bir rüzgarlar, bir kasırga, efendim bir tufan şeklinde e, çatılar uçtu. Ondan sonra insanlar bunların arasında ölenler olduğu, kum fırtınaları olduğu Adana taraflarında falan efendim bir sürü trafik kazaları oldu. Yollara efendim bariyerler konuldu. Buradan içeri giremezsiniz diye. Yani Allah bu Celle Celaluhu bir bakıyorsunuz bir fırtınayla, bir kasırgayla, bir rüzgarla beraber bize haddimizi bildiriyor. Haddimizi bildiriyor. Neyimiz var bizim yani? Neyimiz var bizim? Yani o koca çatılar binaların üstünden uçarken efendim izin mi alacak bizden? Allah-u Teala'nın volümünü biraz daha yükseltse ne yaparız? Rüzgarı elle mi tutuyoruz, gözle mi görüyoruz? Geliyor, uçuruyor. Geçenlerde hatta böyle baktığım haberlerde adamın dükkanının önünde efendim bir çamaşır makinesi. Onun da rüzgar etkisiyle götürüyor böyle. Dolayısıyla biz bunlardan ibret alacağız. Allah'ım ya Rabbi her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Bizim efendim asla gücümüz yetmez senin verdiklerine karşı denenemeyiz Allah'ım seninle barışık olmayı nasip eyle. Bize sıkıntı gösterme Allah'ım diye dua edeceğiz Cenab-ı Hak Celle ya. Bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e dönelim. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ımız Celle Celaluhu, girelim Google amcaya soralım. Efendim rüzgarla, rüzgarla, kasırgayla helak ettiği kavimler var, kavim. Ad kavmi yani Hud aleyhisselam döneminde Hud aleyhisselama karşı gelen ve şımarık böyle evleriyle, bahçeleriyle, paralarıyla, görkemli hayatlarıyla beraber bize bir şey olmaz diyen bir efendim grup var. Böyle bir topluluk var. Ad kavmi efendim o günkü insanlara Cenab-ı Celleu 7 gün 7 gece kasırga gönderiyor ki kimse kalmıyor artık yani. Ne insanı, ne bahçeleri, ne evleri. Adam ne diyor? Ben efendim evin içerisine oturuyorum diyor. Bir baktım diyor. Geldi diyor efendim o çatıdan uçanlar. Penceremden içeriye girdi. Ve kanepeme şaşırdım bir anda kaldım diyor. Şaşırırız, kalırız tabii. Yani hiçbir şeye güvenme efendim lüksümüz yok. Allah bu celle celaluhu. Allah diyeceğiz orada duracağız ya Rabbi senle barışık olan, seninle efendim sürekli hayatını sürdüren, sonra da senin rızanı alıp da huzuruna gelen o güzel kullarından, bahtiyar kullarından, samimi kullarından olmayı nasip eyle bizlere. Amin. Sohbetimi bir dua ile beraber kapatayım inşallah. Buralarda çok şeyler görmüş olduk. Rabbim öğrendiklerimizle amel etmeyi de nasip eylesin. İnsanlara da bu noktada efendim faydalı olmayı nasip eylesin. ...insanların da hidayetine vesile olacak çalışmalar yapmayı bize nasip eylesin. Bir kişinin hidayetine vesile olmak bütün dünya ve dünya içerisindeki her şeyden daha hayırlıdır. Çünkü dünya içindekilerle beraber burada kalacak. Fakat o hidayete vesile olduğumuz kimse dünyasını da kurtaracak, ahiretini de kurtaracak. Hep bize dua edecek. Rabbim inşallah o yollarda da çalışmalar yapıp da başarılı olmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Subhan rabbil aliyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin. Huzuruna geldik, el açtık. Bizleri boş çevirme. Ya Rabbi günahlarımız var biliyoruz. Affı mağfiret eyle. Allah'ım sen affedersin. Affetmeyi seversin. Cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, hocalarımızı, bizlerden dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eyle. Çocuklarımızı çok hayırlı eyle. Eşlerimizi hayırlı eyle. Nesillerimizi hayırlı eyle. Damatlarımızı, gelinlerimizi hayırlı eyle. Sonumuzu hayırlı eyle. Gülerek huzuruna gelmeyi nasip eyle. Gülerek cennetine girmeyi nasip eyle. Gülerek kolaylıkla efendim Sırat Köprüsü'nden geçmeyi nasip eyle. Allah'ım ya Rabbi. Senin rızanı kazandıracak amellerle bizi süsle ya Rabbi. Senin razı olmayacağın işlerimiz varsa onları da terk etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Hakkı hak olarak görmeyi, hak olan yoldan yürümeyi, hakka ittiba etmeyi nasip eyle. Batılı ve sevmediğin yollarda tam görüp de onlardan da kaçınmayı, istinam etmeyi nasip eyle. Allah'ım ya Rabbi İslam alemine yardım eyle. İslam alemine yardım eyle. Ülkemize yardım eyle. Doğu Türkistan'dan, Filistin'den, Gazze'den, Myanmar'dan, Arakan'dan, Yemen'den, İdlib'den, Suriye'den, Afganistan'dan bütün dünya Müslümanlarını kalkındır ya Rabbi. Bir araya gelmemizi, birleşmemizi nasip et ya Rabbi. İslam aleminin birleşmesi nasip et ya Rabbi. Allah'ım sevgi, muhabbet nasip eyle. Ülkemize sevgi, muhabbet nasip eyle. Aramıza kin tohumları açmak isteyen bu dolarlarla, eurolarla efendim işte, ee marketlerde satılan yağlarla şekerlerle bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat verme Allahım. Oyunlarını başlarını çevir ya Rabbim. Allah'ım sen her şeye kadirin mutlaksın. Hastalarımıza, hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlilere devalar ihsan eyle. Borçların da bir an evvel borçlarından kurtulmalarını nasip eyle. Alacaklı olanların da alacaklarını rahatlıkla tahsil etmelerini nasip eyle. Allah'ım ölmüşlerimize rahmet eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, kim varsa bize zerre kadar emeği geçmiş ölmüş olanlara rahmet eyle. Kabirler nur makamlarını cennete ile, Ya Rabbi hayatta olanlarına sağlık, afiyet, sıhhatler nasip eyle. Ya Rabbi hayırlı uzun ömürler nasip eyle. Hep senin yoluna yürümeyi nasip eyle. Şeytanın ve nefsin şerrinden efendim, etki etmelerinden de sen bizi koru muhafaza eyle. Allah'ım son nefeste iman. Kur'an, şehadet nasip eyle. Kabrimize girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi nasip eyle. Yarın mahşer günde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kucaklaşıp da şefaatini kazanmayı nasip eyle. Amin, amin, amin. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımıza emin eyle. Şu anda içimizden ne geçiyorsa hayırlı olarak ikram eyle. Şerlerden de uzak eyle. آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان الله وحمده سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمد عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin nefi için, bütün ölmüşlerimizin de ruhları için, Allah rızası için. El Fatiha.